olmaz. İnsan en başta olmak üzere milyarlarca canlı türü için yaşanmaz bir alana dönüşmüştür. Asfalt, beton, plastik, insanın elinden çıkan tabiat dışı bütün bu üretimler, insanın ve canlının doğal yaşam alanlarını öldürürken, insanların bu ürünlere ulaşmak için giriştiği mücadele sonucunda da yerküre bugünkü halini almıştır. Daha çok, daha fazla iştahı giderek insanın ruhunu öldürürken, insana meziyet olarak verilen bütün inceliklerini de elinden almıştır. Yeryüzünde yaşamak ve yeryüzünü imar hale getirmek isterken insan, asırlar boyu aşırılıklarının kurbanı olarak çeşitli sapmalara uğramış, hakikatle arasına yüksek duvarlar örmüş ve asli meselesinden hep uzaklaşmıştır. Dünyanın ilk günden bugüne kadar tek meselesi insan olmuştur. Diğer canlılar kendi rutinlerini devam ettirirken, insan sorunu her çağın kaçınılmaz gündemi olarak yerini almıştır. Bugün yaşadığımız dünyada karşımıza çıkan temel problem, insansızlık problemidir. İnsanın doğruyla yanlışı, güzelle çirkini, faydalıyla zararlıyı, adaletle zulmü ayırma yetisi giderek kaybolmuş ve insan karanlık bir zindanda kalmıştır. Bu zindan önüne gelen her şeyin içini boşaltırken, insanı yapay, sanal bir dünyanın bencil kollarında haz ve hıza esir etmiştir. Değerleri, inançları hızla tahrip edilirken, hakikatle olan bağ da koparılıp, insanı hırs ve kibrin getirdiği adaletsizlik ve merhametsizlik kapılarına köle kılmıştır. Bugün çağ akılsız ve rotasızdır. Bugün insanın hızla yok ettiği doğa, insanı sürekli uyarmaktadır. İnsansa yaptığı tahribatla ve müdahalelerle tabiatı alt etmek için çılgın bir endüstriyel savaş vermektedir. Irkçı emperyalizmin yeryüzündeki bütün insanları direkt ve dolaylı olarak kattığı bu yıkım oyunu sürekli mutsuzluk, gözyaşı, sömürü ve ölümler, katliamlar üretmektedir. İşte bu noktada haktan ve hakikatten yana yeni ve adil bir dünyanın tesisi için çalışan Anadolu Gençlik Derneği olarak 41. dönemde şefkati ve insanı merkeze alan çalışmalarıyla bütün insanlığa saadet getirmek için bu ırkçı emperyalizme, kapitalizme, insanı esaret altına alan düşüncelere karşı canla başla çalışmak için Bismillah diyoruz. Kentlerin merkezlerine inşa edilen AVM'leri, şehirleri talan eden beton yığınlarını, gençleri esir alan sanal, yapay dünyaları, ilimden, hikmetten yoksun eğitim kurumlarını, emeği ve insanı yok sayan bütün yaklaşımların karşısında bir ahlak hareketi olarak kadim iyiyi inşa etmenin aşkı ve heyecanıyla başlıyoruz. Yaşanabilir şehirlerin derdiyle, İnsanın omuzlarındaki eşref payesine sahip olmak için, insanların arasına atılan nifak tohumlarını ortadan kaldırarak, mutlak manada kardeşliği tesis etmek için büyük bir heyecanla yeniden başlıyoruz. Onun için diyoruz ki, derdimiz bütün insanlığın faydasını düşlemek, hayalimiz yeni bir dünyaya yürümektir. Böyle bir şey var mı ya? Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati sizlerin üzerine olsun inşallah değerli izleyenler. Bugün farklı bir mesele üzerinden başlayacağız. Biz de sohbete başlamıştık yayın öncesinde. Dünkü kaldığımız yerden başladığımız için hemen şöyle kısaca hatırlatmak da isterim. Anı yaşamak meselesini konuşmuştuk. Sosyal ağ meselesine de biraz giriş yaptıktan sonra
ünlü bir sporcunun bakış açısını bir anda binlerce insanın gözünde, belki de milyonlarca insanın gözünde nasıl değiştirdiğini görmüştük. İşte taraftar grupları bara gitmek istiyordu. Öyle bir gruptan işte 5 yıl sonra, 10 yıl sonra camiye gitmek isteyen, tezahüratlarını yapan ve hakikaten camide buluşan taraftar gruplarına dönüş olabiliyor. Belki daha da hızlı bir şekilde olması, yani buna benzer örneklerin çoğalmasını istiyoruz ister istemez. İçimizden geçen hassasiyet bu. Peki bu nasıl olacak? Eğitimle mi olacak? Vicdanla mı olacak? İnsanların hangi ruh iklimine değinmemiz gerekecek, dokunmamız gerekecek? Bunları kısaca konuşmaya çalışacağız. Sahur vaktinde bugün yine Kanal 42 Radyo Gençlik ortak yayınla karşınızdayız. Anadolu Gençlik Derneği Bölge Başkanlarından Mehmet Demir Hocam bugün bizimle birlikte ve eğitim meselesi de başlamış olalım. Şu yayın öncesinde benim de kısaca özetlemeye çalıştığım meseleden başlangıç ya da bir şeyler söylemek istersiniz diye tahmin ediyorum. Herhalde konumuzun da bir anlamda böyle en masumane yeri. Ben mi yanlış düşünüyorum yoksa daha da dokunmak gerekir mi? Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Öncelikle bizi izleyenlere hayırlı sahurlar diliyoruz. Burada tabii ki konuşmuş olduğumuz konu toplumun yarası, öncelikli meselesi. Eğitim çünkü. Eğitim sadece okulda yapılan, evde yapılan, anne baba arasında yapılan bir şey değil. Toplumun her kesiminde, her an, her saniye, otururken, kalkarken, yatarken yapılan bir çalışma olduğu için toplumun yarası bu. Eğitimli insan ortaya çıkarmak. Tabii eğitimli insan ortaya çıkarmak da gerçekten çok zor. Böyle bir sistemde. Şimdi eğitim bilimciler diyorlar ki, siz diyor eğitimi üçe ayırıyorlar. Diyorlar ki bir, evde olan eğitim. Yani anne babanın etkileşimi. Çocuk üzerinde anne babanın etkileşimi sadece %30'muş. Yani anne baba istediği kadar çocuğunu iyi yetiştirsin. %30 derecede etkili olabiliyor. Bunun haricinde çevresel faktörler. Çocuk okul ortamı var. Öğretmen ortamı var. Efendim arkadaş ortamı var. Bunlar var. Bu da %30 etkileşimi sağlıyor. Diğer etkileşimde diğer faktörler. Mesela televizyon, sosyal medya. En dış faktörler. En dış faktörler. Bu da %30. Topladığımız zaman %90. Bir de %10 bunların dışında olan faktörler. Bu da nedir? İnsanların kendisine hedef almış oldukları rol modeller. Baktığımız zaman bunun dördünü, bunun üçünü biz birleştiremediğimiz zaman eğitimimiz yarım kalıyor. Ve çocuklarımız bunun bir tanesinden maalesef helak oluyor. İlginçtir. Anne baba çocuğunu en dış faktörlerde yer alan aktris, sporcu, sanatçı gibi bir yöne doğru ilerleyip öyle bir şey olmasını istiyor. Siz yayına başlamadan önce dediniz ki işte şu sporcuya sormuşlar. O da cevaben diyor ki çocuklarımın cennete girmesini isterim. Tabii ki. Bu nasıl bir bakış açısı? İşte bu insanların neyle? Yetiştiği ortamla, yetiştiği çevreyle alakalı. Şimdi bizim ülkemizde bir öğrenci velisine, anneye babaya sorsak. Desek ki senin çocuğun ne olmak istiyor? Biz hemen ne deriz? Efendim mühendis olsun, öğretmen olsun, polis olsun, yok asker olsun, yok pilot olsun. Böyle şeyler söyleriz. Hmm. Ama siz bizim dışımızda olan bir ülkede insana soruyorsunuz. Bu bir futbolcu bir de. Yani çok değişik bir camianın içerisinde yer alan bir arkadaşımız. 3 tane evladı var. Çocuklarınız ne olsun istiyorsunuz diye soruyorsunuz. O da diyor ki çocuklarım cennete girsin istiyorum diyor. Yani çocuğumun ne olacağı? İkinci planda önemli. Benim çocuğum ahlaklı olsun, dürüst olsun. Burada şimdi biz bakıyoruz Mehmet Ali Bey. Hiçbir insan, yani buna biz de dahil, yani kendimizi de içerisine koyarak baktığımız zaman çocuğumuzu üniversiteye gönderirken, benim çocuğum bu üniversitede, bu bölümde okurken burada erdemli olacak, ihlaslı olacak, insanlara saygılı olacak, burada alim olacak, burada bilgili olacak, burada topluma hizmet eder bir yapıya bürünecek diye mi gönderiyoruz? Yoksa benim oğlum, benim çocuğum ya da benim kızım, evladım bu okuldan mezun olduktan sonra aman işsiz güçsüz kalmasın, aman başkasına muhtaç olmasın diye mi gönderiyoruz? Maalesef ikincisi. İşte bu bizi mahvediyor. Neden? Biz çocuğa gereken değeri veremiyoruz. Maalesef kapitalist sistemlerde de eğitim sistemi tamamen buna odaklı olduğu için çocuklar, gençler, insanlar sosyal gelişimini tamamlayamıyor. Tabii burada okumasın diye bir kavram yok aslında. Hayır, okusun, hayır. Kesinlikle okusun. Çok ilginçtir. Ulusal kanallarda şimdi reklamlarda giriyor. Tabii dışarıya da satıldıktan sonra biraz daha değişim oldu. Türk Telekom'un bir reklamı var şimdi. Belki izleyiciler hatırlar. Orada kız çocuğundan, büyümesinden, gelişmesinden bahsediyor. Sadece seslendirme üzerine yapılmış, inşa edilmiş. Görüntü, konuşma yok. Ve diyor ki geleceğe parlak diyor. Kimsenin elinde diyor kendi ayaklarının üzerinde durabilir. Kimseye ihtiyaç duymayacak. Muhtaç olmadan ayakları üzerinde yaşamayı bilecek bu çocuğumuz diyor.
Yani evet. Bizi tamamıyla reklamlarla da aynı şekilde bu noktaya yönlendirmek istiyorlar o zaman. Efendim bizi her şeyiyle yönlendiriyorlar. Diyorlar ki bakın kız çocuklara okusun okumasın bunu tartışmaya açıyorlar. Böyle bir şey tartışılır mı ya? Böyle bir şeyi tartışmaya gerek yok. Bunları konuşmaya gerek yok. Ama mutlaka insanlar okumalı, bilgi sahibi olmalı. İnsanların hepsi bir alanda uzman olmalı. Ama bu bizim birinci önceliğimiz değil. Önce insan olmalı. Bakınız bizim birinci önceliğimiz bu olmalı. Önce iyi bir insan olmalı. Önce vatanını, milletini seven bir insan olmalı. Bakınız. Sonra kendi alanında. Düşünün ben birçok profesör tanıyorum. Yani ben profesör hocalarıma saygıyla önlerinde eğiliyorum. Hiç problem yok. Ama bunların bazıları öyle kapitalist bir ortamda yetişmişler ki. Yani insanla oturup konuşma imkanınız yok bakınız. İletişim yok. Ha değil. Biz önce insan olmalıyız. Önce hali hareket davranışlarımızı kontrol edebilmeliyiz. Sonra ne olursanız olun. Ama dışarıdan etkilenmeyeceğiz herhalde. Bunu düşünebilmek için de o dış faktörler dediğimiz şeylerden etkilendiğimiz için o kavramı unutuyoruz. Efendim maalesef işte diyoruz ya böyle kapital sistemlerde insanlar hep bir hedeflere yönlendiriliyor. Ve bu hedefler geçici hedefler aslında. Hiçbir zaman için bakın şuraya gelirseniz çok iyi bir noktaya gelmiş olacaksınız anlamında değil. O hedefe yönlendiriliyor. Sonra sapmalar oluyor. Sapınca insanlar boşlukta kalıyor. Yalnızlaşıyor insanlar. Dünyada en tehlikeli insanın yalnızlaşmasıdır. Toplumdan kopmasıdır. Şimdi bakınız ülkemizde ve dünyada böyle bir problem yaşanıyor. İnsanlar hep yalnızlaşıyor. Yalnızlaştığı zaman ne oluyor? Kendisini rahat hissedebileceği ortam. Gidiyor tek başına kalıyor. Gidiyor kendisini dağlara vuruyor. Gidiyor başka yerlere. Olmaz. Biz toplumun içinden ayrılamayız. Toplum bizim bir parçamız. Biz onlarla birlikte iyi bir birey olmalıyız. Burada da tabii ki birçok etken, birçok kuruma, birçok kuruluşa görevler düşüyor. Diyorum ya burada çok iyi bir organizasyonun yapılması lazım. Biz aile olmayı unuttuk meselesi aklıma geldi o zaman. Unuttuk mu? Biz aslında aile olmayı unutmadık ama bence hızla çöküyoruz bakınız. Hızla. Hızla bir insanlık ve yani İslam dünyası bir çöküşe girdi. Bu şey yani Türkiye için İslam dünyası için geçerli olabilen mi yoksa batıdan başladı bize mi devam ediyor? Efendim maalesef bize öyle işlemişler ki ruhumuza artık bir batı hayranlığı girmiş. Bakınız bu batı hayranlığı batı ne yaparsa yapsın birkaç sene sonra bizim ülkemizde aynısı başlıyor. Biz de İstanbul'dan başlıyor, Anadolu'ya yayılıyor. İslam aleminde var zaten böyle bir batılılaşma. Yani bakıyorsunuz insanın içi Müslüman, dışı Batı. Böyle bir şey yok. Biz kendi medeniyetimizi yaşamalıyız. Çünkü bizim medeniyetimiz çok kıymetli. Ama maalesef gerek önümüzde bulunan önder insanlar, bu tarz insanlar bizi hep Batı'yı bir medeniyet olarak gösteriyorlar. Kapitalist sistemi bir medeniyet olarak gösteriyorlar. Efendim en büyük medeniyet insan olmaktır. Bugün Batı'ya baktığınız zaman sömürgeci olmayan bir tane Avrupa ülkesi yoktur bakınız. Baktığınız zaman Amerika tüm ülkelerde tüm ülkeleri kan gölüne çevirmiştir. Ne adına? Barış getirme adına. Demokrasi getirme adına. Avrupa Birliği'ne bakın. Bugün bir bakın Hollanda'ya bakın. Yani siz bugün Hollanda Srebrenica katliamı diye bir katliam var. Bir gecede 8.000 tane Bosnalı kardeşimizi Sırplara teslim ederek hayatlarını kaybetmesine sebep olmuştur. Biz bu batıyı mı örnek alacağız? Bir Fransa'nın sömürgelerine bakın. Bakınız bir Avrupa ülkelerinin İngiltere'ye bakın. Biz bunlar medeniyet değil ki neyinin medeniyetini alacağız? Doğru teknolojide ileri gitmişlerdir. Ama biz bir an önce kendi özümüze dönüp kendi benliğimizle, kendi kültürümüzle, kendi inancımızla yoğrulmamız lazım. Artık bu taklitçiliği bırakmamız lazım. Bakın biz hala eğitimde olsun, sosyal hayatta olsun hala Batı'yı taklit ediyoruz. Peki bunun başlangıç noktası o zaman eğitim olarak kesinlikle her şeyin başlangıç noktası eğitim. Ama nasıl bir eğitim? Eğitim ne? Eğitim nerede olacak? Acaba bir insanın okula gitmesi eğitim mi? Ortaokula, liseye, üniversiteye. Acaba bir insanın üniversitede akademisyen olması eğitilmiş olduğunu mu gösteriyor? Ya da profesör olması eğitilmiş olduğunu mu gösteriyor? Ya da Türkiye'de çok önemli bir yere gelmiş olması, bir yerin en üst konumuna gelmiş makam olması, makam mevki sahibi olması eğitilmiş olduğunu mu gösteriyor? Bunların hepsi kendi içinde yargılanması gereken, değerlendirilmesi gereken hususlar. Eğitim demek bu demek değil. Eğitim demek önce insan olmak demek. Bakınız bu da sevgiyle olur. Başka insanlarla aynı ortamı paylaşarak olur.
İnsanlarla empati yapmayla olur. Bakınız. Biz bunu başaramıyorsak, makamınız, mevkiiniz, çalışma alanınız ne olursa olsun bunların hepsi ikinci plandadır. Yani önce insan olmayı, yani kendimiz olduğumuz gibi karşımızdaki kişinin de aynı şekilde aynı hassasiyetleri, duyarlı olduğunu, empati yapabilmeyi öğrenmemiz kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bundan sonraki aşamalar, yani dinliyoruz. Onun nasıl bir canlı varlık olduğunu, nasıl değerli olduğunu hiçbir makama şart koşmadan hissedeceğiz ve hissettireceğiz ve sonrası. İşte burada biz bu seviyeyi koruduktan sonra üzerimize düşen en büyük görevini bunun üzerine diyelim ki kendi alanımızda uzmanlaşmak. Bu inanın ki insan yaşantısında ikinci olay, üçüncü olay. Efendim hangi konumda olacaksınız, hangi işi yapacaksınız, hangi alanda uzmanlaşacaksınız? Hmm. Bu yani sonraki çalışmalar. Bu konu zaten bu konuda ben Türkiye'nin iyi bir konumda olduğuna da inanıyorum. Çok kötü değil. Ama biz davranış konusunda, insanlık konusunda, kendi kültürümüz, kendi benliğimiz konusunda sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Burada biraz önce de aile hayatından bahsettiniz. Aile tabii ki biz şimdi okullarda bir anne babanın evladına nasıl davranması gerektiğini öğretmemiz lazım. Bakın bize daha anne babalar lazım. Neden? Çünkü dünya hızla değişiyor. Efendim öyle bir sistem değişiyor ki bakıyorsunuz sizinle çocuğunuz arasında uçurumlar var. Neden? Siz duygusal bir ortamda yetişmişsiniz. Sizin izlemiş olduğunuz çizgi filmler. Mesela biz küçük çocukluğumuzda Heidi çizgi filmi vardı. Hmm. Kendi çizgi filmi vardı. Dağlarda, koyunlarla, keçilerle. Bizim hayal dünyamız bunlarla süslüydü. Ama şimdiki çocuklarda tamamen böyle bir metal bir şey var. Yani bakış açısı var. Mesela canavarların savaşı. Bilmem efendim böyle dijital ortamlarda uzay savaşları. Yani teknolojik bakın, savaş çağı gibi bir şey. Şimdi buna diyeceksiniz ki ne alakası var? Siz çocuğunuzun duygularına erişemiyorsanız ya da öğretmen olarak öğrencinizin duygularını anlayamıyorsanız yapacağınız çok fazla bir şey yok, ben size söyleyeyim. Onun için kendimizi sürekli güncellemeliyiz. Anne baba olarak da, eğitimci olarak da, toplumun bir bireyi olarak da. İşte bu güncelleme nasıl olacak? Bence önemli olan burası. Hı hı. İşte bu güncellemeyi yaparken de kuşaklar arasında bunu bir çatışmaya döndürerek değil, onları anlamaya çalışarak. Çatışma var o zaman. Kesinlikle çok büyük bir çatışma var. Bakınız Mehmet Ali Bey, yani hepimizin çocukları var, yavrusu var. Benim mesela en basitinden kendimden bir örnek vereyim. Benim çocuğum devlet okuluna gidiyor. Bakınız özel okula gitmiyor. 8. sınıf bu sene TEOG sınavına girdi. Çok da başarılı oldu kızım. Şimdi ben istiyorum ki A okuluna gitsin çocuğum. Buna inanınız ki okulun içerisindeki bazı öğretmenlerin yanlış tavırları yüzünden benim kızım A okuluna gitmek istemiyor. Olmaz baba diyor. Ben diyor B okuluna gideceğim. Bak diyorum güzel kızım neden B okuluna gitmek istiyorsun? Olmaz diyor. Bana söylemiyor bunu. Ben tabii ki bunu annesi vasıtasıyla ben olarak indiğim zaman temelini bir bakıyorum ki maalesef yani çocuğum öğretmeninin tavırlarından etkilenmiş. Öğretmeninin konuşmalarından etkilenmiş. Onun için de A okulunu tercih etmiyor. Hı. Ben diyor B okuluna gideceğim. Olmaz. Yine bir dış aktör olmaz etkisi yani o zaman. Kesinlikle. Onun için de eğitim şart diyoruz da bu aslında biraz da şakaya dönmüş. Eğitimci de şart. Neyi eğiteceğimiz de şart. Çocuğu nasıl eğiteceğimiz de şart. Hangi minvalde eğiteceğimiz de şart. Peki yani, toplumsal hafızayı etkileyen bu kadar önemli faktörlerde öğretmenlerin rolü önemli. Anne babanın rolü önemli. Biz medyanın da rolü inanılmaz derecede önemli. Bunların hepsini bir arada kontrol edebilecek bir sistem olması nasıl mümkün olacak? Efendim bu tarz meseleler devletin işidir bakınız. Devleti idare eden insanların işidir. Ama şimdi işte o aileden başlayıp o zaman doğru. Oraya da yansıyacak. Adam. Şimdi burada devletimiz önce aileden başlayacak. Önce temelden. Çünkü toplumun temeli aile. Ki zaten şu anda yapılan operasyonların tamamı bu diziler olsun, filmler olsun, oyunlar olsun tamamen ailenin dibine dinamit koymayla alakalı. Bakınız. Türkiye'yi zaten çökertemediklerinin, yıkamadıklarının sebebi bu. Birçok dış faktör bize saldırıyor. Ama bakıyoruz ki hala yıkılmayan bir yapı var. Ama ben bakıyorum, gözlemliyorum. Mesela Nisan ayı sonu itibariyle veriler açıklandı.
Deniyor ki TÜİK açıklıyor. İşte evlenen insanlar, çocuk sahibi olan insanlar, yalnız yaşamak isteyen insanlar. Bakınız bu toplumun dinamitleriyle alakalı. Bunlar çok önemli şeyler. İnsanlar evlenmeyi düşünmüyor artık. İnsanlar yalnız yaşamayı benimsiyor artık. Bu hangi kültür? Hangi medeniyet bu? Ya geçen yılın verilerinde 630 bin insan evlenmişken 130 bin civarında insan da boşanmıştı. Yani üçte bir etki söz konusuydu aşağı yukarı. Konya'mızda bir bölge içerisinde gerçekleşen evlilik oranlarında da bir yıla baktığımız zaman yaklaşık olarak da %30'u boşanmış. Yani işte burada Mehmet Ali Bey, benim esas konum yani böyle insanların kötü alışkanlıkları ve toplumsal problemler. Bakınız benim konum bu. Baktığımız zaman bu %25, %26'ya tekabül ediyor insanların boşanmışlık olanı. Yani 100 bin insan evlenmiş, 100 insan evlenmiş, bunun 26 tanesi boşanmış. Bu boşanmayı kendi başına ele aldığınız zaman o kadar sıkıntılı durumlarla karşılaşıyorsunuz. Neden? Bu evliliğin meyvesi olan çocuklar burada ne anneyi tercih edebilmiş, ne babayı tercih edebilmiş. Bu çocuk benim gelecekte toplum yaşantımı etkileyecek bakınız. İşin bir duygusal boyutu var, bir de reel boyutu var. Yani bu çocuk ne olacak? Bu çocukla kim ilgilenecek? Bakınız. Bu çocuğa kim sahip çıkacak? Bu çocuğa eğitimini, geleceğe bakış açısını kim verecek? Onun için de aile çok önemli. Ne olursa olsun. Hiçbir dizi, hiçbir program, hiçbir iş, hiçbir meslek grubu ailenin üzerinde olamaz. Ne yapmamız lazım? Bizim devlet büyüklerimiz aileye asla müdahale ettirilmemeli. Yani mesela müdahale etmiyoruz lafı biraz komik bir laf olur. Neden? Sizin televizyonlarınızda yaşanan, oynanan diziler direkt olarak aile yapısını yıkmaya yönelik dizi. Yani hem diziler, bakınız, hem programlar. Şimdi şöyle bir mantıkla bakamayız biz. Arkadaşım onu seyretme. Geç o kanalı. Zapla. Bir ara böyle bir şeyler vardı. Özel televizyonlar ilk çıktığı zaman. Öyle değil efendim. Öyle değil. Bakınız. Bizim ahlakımıza, kültürümüze, özümüze uymayan, yansımayan şeyler maalesef çocuklarımıza empoze edilmeyecek. Edilemeyecek. Bu gerek okul ortamında, gerek çevre ortamında, gerek aile ortamında, gerekse sosyal medya aracılığıyla bunları engellememiz lazım. Peki aile birinci kavram. Kesinlikle. Hani en küçük devlet yapılanması diye hep ifade edilir. Bunu sağlamlaştırmak lazım. Az önce siz yalnızlık meselesinde de şöyle değindiğinizde insanlar daha çok yalnız kalma isteğini ortaya koyuyorlar. Çıkan veriler de sonuçlar da bu. Peki bu insanın yalnız kalma isteği nereden geliyor? Bunun birçok sebebi var Mehmet Ali Beyciğim. Mesela bakın çok rigid bir şey söyleyeceğim size. Hı hı. Toplumu idarecilerimiz yalnızlaştırıyor. Nasıl yalnızlaştırıyor? İdareci. Yüksek katlı binalar yaparak. Diyeceksiniz ki ne alakası var yüksek katlı binayla insanın yalnızlaşmasının ne alakası var diyeceksiniz. Yani. Bu yüksek katlı binalar insanın fıtratına uygun değil. Mehmet Ali Bey. Ama biz maalesef bu konuda yarışıyoruz. Gökdelen yapma konusunda. İmarını yüksek verme konusunda. Yüksek katlı binalar. Yüksek katlı binalarda yaşanmaz. Bakın kapıdan içeriye giriyorsunuz. Ben de bugün bir 13 katlı bir binada oturuyorum. Düşünün gidiyorsunuz, girdiğiniz zaman ilk girdiğiniz yer neresi? Asansöre biniyorsunuz. Kapalı bir kutunun içerisine. Bakın sizin psikolojinizi buradan etkiliyorlar. Sonra evin içine giriyorsunuz. Apartmanda alt komşu üst komşuyu tanımıyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Bakınız. Ama önceden bu nedir? Kentsel bir yaşantı. Bakın kentsel bir yaşantı. Bizim medeniyetimizin özünde kentsel bir yaşantı asla yoktur. Bakınız. Ne vardır? Bizde şehir vardır. Şehir hayatı vardır. Şehir hayatı nedir? Yatay gelişme. Yatay binalardan oluşan. Yani birlikte yaşam. Merkezinde caminin olduğu, sosyal tesislerinin olduğu bir merkez vardır bizde. Ama bakıyorsunuz ki şimdi bizim tüm yöneticilerimiz, tüm müteahhitlerimiz ya da efendim tüm ileri gelen insanlar insanları yalnızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Bakınız. Yüksek katlı bina. Hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Üst katınızdaki vatansever birisi mi, vatan haini mi? Yoksa kim, ne iş yapıyor? Bir selamınız bile yok. Ama önceden mahallelerde bir mahalleye yalnız yabancı birisi girsin herkes tanırdı bakınız. Hiç tanınmadık bir insan o mahalleden geçemezdi yani. Böyle bir yapı vardı. Bizim yeniden bu sisteme dönmemiz lazım. Ha bu tabii ki mümkün mü? Yani çok uzak bir hedef olabilir. Ama ben buradan belediyelerimize, sayın belediye başkanlarımıza şunu öneriyorum. Diyorum ki örnek bir mahalle yapın. Bakınız tüm imkanlar elinizde.
Örnek bir mahalle oluşturun. Gelin deyin ki bizim medeniyet anlayışımız bu. Bakınız, evden çıktığınız zaman komşunuzu görüyorsunuz. Efendim, mahallenizin merkezinde sosyal tesisleriniz var, ibadethaneleriniz var, camileriniz var. Burada yaşam alanınız var, iş yerleri var. Bunları oluşturalım. Yoksa dikey bir gelişmeyi asla müsaade etmeyelim. Yani birlik ve beraberliği sağlayabilmek için buna ihtiyacımız var. Kesinlikle çok ihtiyacımız var. Ha, bu tek başına bir etken mi? Tek başına bir etken değil. Tabii ki ilk önce yaşam alanlarımıza müdahale edilmiş böyle. Daha sonra işte sosyal medyayla, televizyon aracılığıyla, internet aracılığıyla, yok efendim Facebook, Twitter, şunla bunla bizi buna doğru yönlendiriyor. İnsanlar hep yalnızlaşıyor. Ama bu insanın kendi elinde olan bir şey aynı zamanda. Hani az önce siz dediniz ya, yani izlemesin efendim meselesi değil bu iş. Yani sosyal medya kullanıyor, kullanmasın ya da doğru kullansın meselesine doğru gitmiş oluyor. Televizyon izlerken yani şu an şu programı izlemek yerine başka türlü başka bir şey de izleyebilir yani sonuç itibariyle insanlar. Şimdi Mehmet Ali Bey, ben kendimden örnek vereyim. Ben eğitim camiasında yer alan bir insanım. Televizyon seyreden de bir insan değilim. Mesela Türkiye'de popüler birkaç tane dizi var, değil mi? Bu dizileri ben hiç seyretmedim. Ama çevremdeki insanlar hep dedi ki işte şu dizideki şu karakteri beğendin mi? Efendim, şunu şöyle mi? Ben çok uzağım, çok yabancıyım o dizilere. Yani dedim ki izlemeyeyim, direniyorum. Bir gün dedim ki bu karakter kimmiş, bir bakayım. Ama haberdar oluyorsunuz. Bakınız, etkileniyorsunuz. Açtım televizyonu, bir sefer izledim, iki sefer izledim. Sonra sizi yavaş yavaş bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Bakınız, şimdi hani diyorlar ya mahalle baskısı diye. Bu mahalle baskısı sizi bir noktaya getiriyor. Şimdi hani ne diyeceksiniz, bu dizilere müdahale mi edelim? Hayır, asla. Biz insanların müdahale edilmesi, hayatlarına müdahale edilmesi taraftar değiliz. Ama insanlara iyi bir eğitim, iyi bir yönlendirme, başka alanlara da yönlendirecek sistemi kurma çalışması içinde olmalıyız. Bunun içinde bakınız Türkiye'de birçok sivil toplum örgütlerimiz var, değil mi? Ben mesela kanaat önderleri var, sivil toplum örgütleri var. Efendim odalar var, borsalar var. Bunların hepsi aslında ülkemizin gelişmesi açısından çok önemli. Ama bunlar acaba bir sivil toplum örgütü, bugün toplasak, Konya'da çok fazla sivil toplum örgütü var bildiğim kadarıyla. 3000 tane sivil toplum örgütü var. Bunları toplasak, bir konuşsak, arkadaş sen ne iş yapıyorsun? Hedefin ne? Yakın hedefin ne? Uzak hedefin ne? Neyi amaçlıyorsun diye konuşsak, ben birçoğunun böyle şöhret olma, baş olma, önde olma, önde gözükme, böyle heveslerinin olduğuna inanıyorum. Çünkü bildiğim birçok dernek var böyle. Doğru, sivil toplum çok önemli. Bakınız. Olmalı. Mutlaka olmalı. Yani insanlar böyle yapıyor diye sivil yani, toplum olmamalı mı? Sivil toplumun olma sebebi toplumdaki bir eksiği, gediği o şekilde gidermek, kapatma, yok kesinlikle etme. Yani bir şekilde sağlıklı işlere imza atmak. Kesinlikle. Efendim bu, mutlaka sağlıklı işlere imza atma. Bakınız, sivil toplumda şöyle bir mantalite olmalı. Şimdi bizim devlet büyüklerimiz, geçmişe baktığımız zaman kanaat önderlerimiz, toplumun önde giden insanları hep dermiş ki, aman evladım, devletin içine çok fazla girme. Girersen olur ya, menfaatlerinden istifade etmeye çalışırsın. Yetimin hakkını gözetmemeye çalışırsın. Onların yaptığı yanlışlara doğru demeye başlarsın. Ama bir dakika, özür dilerim. Şimdi sivil toplumlar devlet desteğiyle ayakta kalıyor. İşte devlet tam tersi. Devlet desteğiyle belki ayakta kalması çok problem değil gibi. Ya bu doğru ifade değil belki ama doğru. Onların devletten destek alarak iş yapmaya çalışıyor. Efendim, şimdi sivil toplum örgütlerini devlet mutlaka desteklemeli. Ben buna %100 katılıyorum. Ama devlet desteklemeli. Ama açma konusunda. Doğru. Ama şimdi devletin eksik kaldığı yerleri sivil toplum örgütleri mutlaka gündeme getirmeli. Bakınız. Biz de bakıyoruz şimdi sivil toplum örgütleri. Tabii burada sivil toplum örgütlerini de kendi içinde ayırmak lazım. Bir tabeladan oluşan sivil toplum örgütleri var. Bugün biliyorsunuz yani dernekler kanunumuz çok müsait. 5 kişi bir araya geldi mi bir dernek kurabiliyorsunuz. Yani bir sivil toplum örgütü olabiliyorsunuz. Ha, bugün sadece tabelada olalım diye insanların manevi duygularına ya da insanların hafızalarında çok böyle güzel şeyler ifade eden cümleler kurarak insanları kendinize çekebiliyorsunuz. Yani böyle yapı var. Cezbediyorsunuz. Cezbedici hareketlerde bulunabiliyorsunuz. Ama burada yaptığınız faaliyet daha önemli. Neler yapıyorsunuz? Topluma nerede faydalı oluyorsunuz? Nerede müdahale ediyorsunuz? Sivil toplum örgütleri devletimizin mutlaka yanında olmalı ama
devletimizin eksikliklerini ya da ulaşamadığı yerleri, ulaşamadığı insanlara ulaşır bir vaziyette olmalı ve kontrollü olmalı. Devam edelim ama bir araya gidelim müsaadenizle. Sivil toplumun ya da toplumsal hafızayı etkileyen faktörlerin, kanaat önderlerinin adımlarını konuşmaya çalışalım. Hem de araya gittikten sonra da şöyle biraz daha zaman kalmış olsun bu anlamda. Değerli izleyenler, kısa bir araya gideceğiz. Sevgili Kerim de radyoda yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Konya frekansı 99. Ara ara hatırlatmakta fayda var. Kanal 42 ve Radyo Gençlik ortak yayınıyla Anadolu Gençlik Sahur Vakti'nde sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün eğitimci bir isim, Anadolu Gençlik Derneği Bölge Başkanlarından Mehmet Demirel bizimle birlikte. Hemen ekranın sağ tarafında saat diliminde de gördüğümüz kadarıyla Trabzon'dan Hakkari'ye kadar şu an için imsak vakti birkaç dakikayla oynanıyor. Yaklaşık olarak da 50 ya da 55 bir saat kadarlık bir süre sonra da Konya için de imsak vakti gelmiş olacak. Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir gençlik, milletin alın teriyle ve helal lokmasıyla ayakta kalan, hayata tutunan bir çaba, taşıma kapasitesi yüksek bir gönül, bir vefa müessesesi, hakikatli bir emek, kadim gelenek ve değerlerin temsilcisi, 7 milyar insana ulaşmanın heyecanında, bayrağına ve manasına bağlı bir gençlik. Bizim bayrağımız öyle mübarek bir bayraktır ki, bayrağımızın rengi kırmızıdır. Bundan kasıt bu vatan, bu millet, bu devlet, insanımızın, ecdadımızın kanıyla sulanarak vatan muhafazası yapılmıştır. Bu kırmızılık ecdadımızın mücadelesinin temsilidir. Anadolu Gençlik Derneği, Müslümanlıkla yoğrulmuş bu coğrafyada, marufu kuşanıp münkere karşı tavır almış, kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi, adaletin tesisinde kararlı, bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirme gayreti içerisindedir. Çağları aşmışız biz, iklimler geçmişiz biz. Aynı yöne adanıp ölüme koşmuşuz biz. Anadolu Gençlik Derneği 22 ülkede, 81 ilimizde, yüzlerce ilçe ve noktada gençliğin her kademesinde faaliyetlerini aşk, azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Okuma gruplarıyla, ortaokuldan üniversiteye kitap okuma grupları kurarak oku emrinin muhatabı, çevresini ve dünyayı bilen kadim değerlere bağlı bir gençliğin yetişmesinde öncüdür Anadolu Gençlik. Her zaman gençlerin kalbinde, yanı başında, kimi zaman dost, kimi zaman dert ortağı bir abi, bazen akıldaki soruları cevaplayan bir hoca. Yılın her dönemi gençlikle buluşmak için bir fırsattır Anadolu Gençlik Derneği'ne. Yaz döneminde ortaokulu öğrencilerine yönelik yaz etkinlikleri çalışması ve liseli gençlere yönelik çadır kamplarıyla, kış döneminde okulda kantin buluşmaları, seminer ve konferanslarla, eğitim kampları ve dernek merkezlerinde kurulan sohbet halkalarıyla, ortaokuldan üniversiteye, ilklerin bu ortamda yaşandığı, dostlukların kurulduğu ve birçok sosyal faaliyetle gençliği geleceğe taşımanın sorumluluğu içerisinde, emeğin ve alın terinin bilincinde, çalışan gençliğe yönelik programlarla ve iş hayatında yapılan haksızlıklara karşı gerçekleştirilen çalışmalarla, yeni bir dünyanın alın teri emekçi gençliğin yanındadır Anadolu Gençlik. Kadın düşerse toplum da düşer. Anadolu Gençlik Derneği Hanımlar Komisyonu,
ortaokuldan üniversiteye gerçekleştirdiği birçok faaliyet ve organizasyonla toplumu ayakta tutmak için gayret göstermektedir. Çünkü kadın toplum inşa eder. Bizler biliyoruz. Geleceği ancak tarihini iyi bilen bir gençlik hazırlar. Bizler Fatihlerin nesliyiz. Fetih Mekke'dir, Kudüs'tür, Diyarbakır'dır, Ahmet'tir, İstanbul'dur, Ayasofya'dır. Her yıl binlerce gencimiz ve İslam ülkelerinden gelen misafirlerle İstanbul'un fethi kutlaması büyük bir coşkuyla gerçekleştirerek yeni bir dünya idealimizi tazelemekteyiz. Fetih nesli şuuruyla yüz binlerle Ayasofya'da sabah namazına durarak Fatih'in mirasına sahip çıkmaktayız. Gül ey Mekke, gün senin fetih günündür. Mekke'nin fethini 81 ilimizde ve yüzlerce noktada gerçekleştirilen programlarla fethin önemini gençlerimize aktarıyoruz. Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ın fethini her yıl Diyarbakır'da birçok etkinlikle kutlamaktayız. Çanakkale, ecdadın kanıyla, canıyla mücadele ettiği topraklardır. Her yıl yüzlerce otobüs ve on binlerce ortaokul, lise, imam hatip ve üniversite öğrencimizle, şehit dedelerimizle buluşuyoruz. Gittiler, yol oldular, öncü kaldılar. Düşmana arkasını dönmeyen, cihattan kaçmayan, serden geçtilerin hikayesi, Sarıkamış. Destanın yazıldığı topraklarda dedelerimizi hayırla anıyoruz. Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde bir gençlik. Peygamberimizin bize bıraktığı mirası anlamak ve yaşamak için liseli gençler Efendimizin izinde Siyer-i Nebi yarışmaları ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sevgi geceleriyle gençliğimize kutlu mesajı ulaştırıyoruz. Ey Muhammed, ey Muhammed, senin yolundayım ya Muhammed, ey Muhammed. Biz Anadolu gençliğiyiz. Hakkı üstün tutan bir anlayışla yeni bir dünyanın kurulmasının mümkün olduğuna inanır ve bunun için gayret ederiz. Her türlü kavga ve kaos ortamında dahi kardeşliği, merhameti, sevgiyi, iyiliği yeşertmeyi vazife addederiz. Bizim çabamız insanı yaşatmak içindir. Anadolu Gençlik Derneği, sevgi ve kardeşliğin teminatıyız. Değerli izleyenler, sevgili dinleyiciler, Radyo Gençlik ve Kanal 42 ortak yayınını sürdürüyoruz. Anadolu Gençlik sahur vaktinde birlikteliğimize devam ediyoruz efendim.
Bugün Anadolu Gençlik Derneği Bölge Başkanlarından Mehmet Demirel bizimle birlikte. Eğitim meselesiyle bir gençliği konuşmuş olduk aslında. Ama bir de topluma etki eden yönlerini değerlendirmeye çalışacağımızı da ifade etmiştik. Tam bir meseleye giriş yaptık ama devamını getirmek açısından asıl meseleyi bu bölümde saklamış olduk. Sivil toplum etkisine değinmeye çalışacağız. Konya'da en son rakamları şöyle, tabii ki o halle birlikte bazı şeyler değişti ama 3000 kadar STK var, dernek var, vakıf falan, böyle isimleri sonları değişiyor. Bunların takriben 1200 kadarı geçtiğimiz yılın sonuna doğru sahada yer alma ya da tabela olarak hali hazırda hayatlarını sürdürüyorlardı. Bunlardan da işte 200-300 kadarı bir oluşum içerisine gittiler. 200 küsur kadarı bir arada duruyorlar. Diğerleri kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve herkes bir şeyin peşinde. Peki neyin peşindeler? Yani kendileri için mi, dernekleri için mi, yoksa toplum için mi bir uğraş veriyorlar? Bunun da gerçek yüzünü biraz da değerlendirmek gerekiyor. Tabii ben şunu sorguluyorum. Bir platformu, STK'yı, derneği bir Müslüman vatandaş mı kuruyor, yoksa bir Müslüman vatandaş kurarken ona bir başkası mı kurduruyor? Şuurda ne var, düşüncede ne var? Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Sadece altı çizili parantez içerisinde aklımızda bulunsun. Hocam, STK deyince ben şüpheleniyorum. Yani şüphelenmek de haklı olduğu kanaatindeyim açıkçası. Farklı ülkeler, mesela tabii Mısır gibi örnekleri çok fazlasıyla önümüzde. Ne kadar çok kanaat önderi, ne kadar çok sivil toplum lideri bir şekilde çıkmaya başladıktan sonra insanlar bir çatı altında daha çok savaşçı ve nefret söylemiyle birleşmeye başlıyorlar. Bizde de yardımseverlikle başlayan, giderek bunun boyutunun değişmeye başladı. Herkesin birbirini ötekileştirdiği, topluma hizmet etmesi gerekirken hizmetten de uzaklaşmış bir topluluk, gruplar oluşmaya başladı. Doğru. Bunun da belki önüne geçmek gerekir diye kanaatindeyim. Doğru. Tabii ki sivil toplum örgütleri gerçekten çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Yani toplumumuz için de çok önemli. Yaşantımız için de, kültürümüz, medeniyetimiz için de çok önemli. Ama tabii ki burada sivil toplum örgütlerine, bir sivil toplum örgütü nasıl olmalı, nerede yer almalı, duruşu nasıl olmalı, hangi konuda faaliyet göstermeli, bunlar çok önemli. Tabii ki baktığımız zaman doğru, tabeladan oluşan sivil toplum örgütleri var. Devlete çok yakın olan sivil toplum örgütleri var. Mesela ne olursa olsun her şeyiyle, her şeyi destekleyen sivil toplum örgütleri var. Bakınız, bu da çok sıkıntılı bir durum. Bunun tam tersi de var. Her şeyiyle devlet düşmanı ya da her şeyiyle devleti eleştiren, her şeyiyle yönetimi eleştiren sivil toplum örgütleri de var. Bunların ben hepsini yanlış buluyorum. Bir kere sivil toplum örgütünün duruşu haktan yana olmalı. Özgürlükten yana olmalı. Adaletten yana olmalı. Burada olayları değerlendirirken kendi hakkını değil başkalarının hakkını da düşünmeli. Biz şimdi diyoruz ki biz Müslümanız, Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Kendimizin Müslüman olduğunu iddia ediyoruz. Biz Müslüman isek dünyaya bakış açımız şöyle olmalı. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Bu insanların tamamının mutluluğu ve huzuru olmalı. Bakınız, bu objektif bir bakış açısıdır. Yoksa siz, yok benim derneğimin mensupları, benim cemaatimin mensupları, benim ilimin mensupları, böyle bir ayrıma giderseniz bu çok tehlikeli. Bana destek verenlerin. Bana destek verenlerin. Bunları böyle düşünmemek lazım. Ki ben Türkiye'de bunun, Allah esirgesin, çok sıkıntılı bir durumda olduğuna çok inanıyorum. Yani sen şucusun, onun için değilsin, buradasın. Ya da sen böylesin, sen öbüründensin. Bu ötekileştirmeyi bırakmamız lazım. Bu ötekileştirme, aslında sorun ötekileştirme de, bu nelere yol açabilir? Yani bu bir nefret tohumu. Bunu kesinlikle algılamamız lazım. Kesinlikle. Efendim, bu toplum, bakınız toplumun bazı dinamitleri var. Şimdi bakıyoruz, ben mesela merak ediyorum. Sivil toplum örgütlerinin hepsi gelip de bir masa etrafında toplanıp da neyi yapabiliyoruz, neyi yapamıyoruz, şurası yanlış, şunu eleştirelim, şurası doğru, bunu destekleyelim, daha iyi olsun diye konuşabiliyor mu? Bence konuşamıyor. Herkes, bakıyorsunuz, ben birkaç kez sivil toplum örgütleriyle alakalı toplantılara katıldım burada. Yani küçük bağnaz şeylere takılmamak lazım. Bizim tek hedefimiz olmalı topluma hizmet etmek. Toplumun sıkıntılı olduğu bir yerde o sıkıntıyı giderici faaliyetlerde bulunmak. Ama öyle olmuyor. Ben baktım şimdi, şöyle görüyorum ben sivil toplum örgütünü. Ya rant nerede? İnsanlar nereye çok geliyor? Ya da ben de şu faaliyeti yapayım. Bak bunlar şunu yapıyor, ben de bunu yapayım.
değil. Aslında bir kanaat önderi ya da toplumun benimsemiş olduğu bir insanın etrafında bu organizasyonun yapılması lazım. Mesela efendim gençlikle kim ilgilenecek? Bu gençliğin sorunlarını kim dinleyecek? Ahmet, senin kurmuş olduğun sivil toplum örgütü gençliğin sorunlarıyla ilgilensin. Efendim gençliği kim yetiştirecek? İngilizce olarak, bakış açısı olarak. Bunu B derneği, öbürünü C derneği. Yani sivil toplum örgütlerinin arasında bir iş bölümünün yapılması lazım. Bakınız. Ve sivil toplum örgütleri uzmanlaşması lazım bir konuda. Profesyonelleşmesi. Kesinlikle. Lazım. Şimdi biz bakıyoruz, ben sivil toplum örgütlerine bakıyorum. Hem yardım derneği, hem sosyal dernek, hem kültürel dernek, efendim hem siyasi bir dernek. Her şeyde bir insan her şeyden anlayamaz. Her şeyde uzman olamaz. Ben bu hastalığı görüyorum. Bunun yanında bir de bu ötekileştirmede gerçekten ciddi sıkıntılar görüyorum. Bir de ben son günlerde şunu çok böyle mülahaza ediyorum, düşünüyorum. İnsanlar çok güzel cümleler kuruyor. Bakınız, çok güzel cümleler. Bizim ruhumuza hitap ediyor kurduğu cümle. Bu iyi bir şey. Bu çok güzel bir şey. Ama altı boş. Bakınız, hiçbir şey yapmıyor. Yani güzel cümle kurma derneği değil ki bu derneğin ismi. Ha böyle bir dernek olsa tamam diyeceğim. Ama bu derneğin ismi Sosyal Kültürel Faaliyetler Derneği. Ama kurduğu güzel cümlelerden başka hiçbir şey yok. Hatta yaptığı faaliyetler kurduğu cümlelerle çelişiyor. Onun için de toplum önderleri böyle bir hataya da düşmemeli. Bizim bazı değerlerimizi de böyle yıpratmamalı. Bazı kutsallarımızı da böyle ayaklar altına almamalı diye düşünüyorum. Yani eğitimle alakalı kurum, eğitim, kültür, yardımlaşma ve bilimler sanat derneği diye gidiyor böyle. O sporla ilgileniyor. Sporla ilgilenen tiyatrosuna da ilgiliyor, sanatıyla da ilgileniyor. Aynı zamanda başka sağlığa giriyor. Herkes birbirinin her dala girmeye çalışıyor. Ne kadar ön planda olabilirim, ne kadar en ön safta yer alırım ve işte onun karşılığında ne kadar reklamım olur, ne kadar derneğim ön plana çıkar. Bu düşüncenin olmaması lazım. Kesinlikle İdrak olmaması. Ettiğim şeye göre bu. Efendim biz vatansever insanlarsak, bu vatanı seviyorsak, biz sivil toplum örgütlerinde mutlaka yer almalıyız. Hatta bunu bir zorunluluk haline getirmeliyiz. Bakınız, geçmişte benim bundan yaklaşık 15-20 yıl kadar önce bir incelemem olmuştu. Almanya'da mesela. Almanya'da bir insan milletvekili olacak mı, milletvekili aday olacak mı ya da belediye başkanı siyasi bir platformda görev alacak mı? İlk önce baktıkları olay kaç tane sivil toplum örgütünde hizmet ediyor? Ne kadar aktif çalışıyor? Hangi görevleri almış? Hangi işleri yapmış? Bunun projeleri neler? Bunlara bakıyorlardı. Ama bizim ülkemizde öyle değildi. Neydi? Siz bir sivil toplum örgütüne üye misiniz? Üyesiniz. Bizim ülkemizin bakış açısı şöyleydi bakınız. Ha, bu şu düşünceyi destekliyor. Bu şunlardan. Bu başka bir platformdan. Bunlar yanlış düşünceler. Bir kere sivil toplum örgütünde görev alan tüm arkadaşımızın biz önünde ceketimizi düğmeleriz. Neden? Bu kendisine zaman buluyor, topluma hizmet edecek bir zaman meydana getiriyor. Kendinden bir şeyler veriyor. Tabii ki bu çok önemli. Ailesinden fedakarlık yapıyor, bütçesinden, cebinden fedakarlık yapıyor, bunu yapıyor. Ama bu hizmeti yaparken de bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Ben şunu görüyorum. İçi Müslüman, dışı Batıcı. Böyle bir bakış açısı var. Bu nasıl bir şey hocam? Ben şimdi bir zamanın birisinde ekonomiden sorumlu bir bakanı inceledim ben böyle. Dedim ki bu adam dedim gerçekten bizim kültürümüze, bizim medeniyetimize uygun bir bakanlık yapabilir mi diye bir düşündüm. Bu arkadaşımız tabii çok kıymetli bir arkadaşımız, genç bir kardeşimiz ve çok popüler, konuşmaları düzgün olan da bir kardeşimiz. Bir baktım böyle Amerika'da eğitim almış, İngiltere'de yüksek lisanslar yapmış falan falan falan. Yani kariyer olarak, dünyalık olarak gelinebilecek birçok noktaya gelmiş. Şimdi bu arkadaşımız hizmet ediyor, kafası batıcı. Bakınız, kafası batıcı. Yani diyor ki, ben nasıl para kazanırım? Haklı ya da haksız, helal ya da haram. Nasıl para kazanırım? Bunu düşünüyor. Oysa içi Müslüman olanın dışının da Müslüman olması lazım. Demek ki şunu düşünmesi lazım. Ben hakkaniyet çerçevesi içerisinde hak ederek, insanlara zarar vermeden, onların da hakkını koruyarak nasıl para kazanırım? Bunu düşünmesi lazım. Ama o insan diyor ki, mesela şöyle düşünüyor. İşte Irak'a ilk bomba düştüğü zaman diyor, 8 milyar dolar kasama para girecek diyor. Benim tüylerim diken diken oluyor. Oysa o arkadaşım benden bir arkadaşım. Bizim gibi bir kardeşimiz. Ama nasıl bir eğitim almış da bu seviyeye gelmiş? Yani düşüncesi, yani, yönetimi düşünceyle, başkasına ait. Düşünceyle kalp
gönül birbiriyle çelişmemeli. Yani bir ayağımız orada, bir ayağımız burada değil. Sivil toplumların da şimdi yaptığı şey bu mu yani? Bu. Ben böyle görüyorum, maalesef görüyorum. Şimdi sivil toplum örgütlerine gidiyoruz. Ben birçok faaliyetlerine bakıyorum. Şuur yok. Biz bu eylemi yapıyoruz. Söylem var ama. Söylem var. Çok güzel cümleler var. Çok güzel söylemler var. Ben şimdi dinliyorum, bakıyorum, konuşmalarını izliyoruz böyle. Gerçekten çok keyif verici. Benim duygularıma, ruhuma hitap ediyor söylemleri. Ama eylemlerine bakıyorum. Yani diğer insanlardan, kapitalist sistemdeki insanlardan hiç farkları yok. Tabii böyle olmayan dernekleri tenzih ediyorum. Bakınız, böyle olmayan dernekler de var. Burada şimdi bizim gönül dünyamızla eylemimiz birbiriyle uyuşmalı. Farklı davranmamalıyız. Farklı olmamalıyız. Bir de birilerinin hoşuna gidecek ya da birileri rahatsız olacak diye yapmamazlık, birileri rahatsız olacak diye yapmamazlık ya da birilerinin hoşuna gidecek diye yapmamız gerekmemeli. Biz doğruyu yapmalıyız. Hakkı yapmalıyız. Bakınız, şu anda yapılacak bir olay var, bir eylem var. O eylemi birileri bizi eleştiriyor diye yapmamazlık asla yapmamalıyız. Kanunlar, nizamlar çerçevesinde o eylemi biz yapmalıyız. Birilerini rahatsız edebilir. Zaten rahatsız edecek ki düzelsin yani. Rahatsız etmezse düzelmez ki yani. İnsan o zaman sorumluluk sahasını bilmesi gerekiyor. Bu dernekler için çalışanlar ya da bu şekilde davrananlar için düşünüyorum. Bir de böyle olmayıp helaliyle işte Müslümanca düşünüp ve uygulayan şuurlu nesil tarafı var. Onların çalışmaları var. Bir de iki tarafın içerisine girmemiş en dış faktörde her yeri gözlemleyen bir halk var. Halkın durumu daha vahim. Kimin hangi yöne çektiğinden, kimin ne iş icraatında bulunduğunun farkında değil. Nasıl kavrayacak bu işi? Efendim işte biz bakış açımızı neye göre değerlendireceğimize önce bir karar vereceğiz. Bir, biz haktan, adaletten yana mı olacağız yoksa güçten yana mı olacağız? Bakınız, buna karar vermek lazım. Güçten yana olacaksak bizim ne farkımız var Amerika'dan, ne farkımız var Avrupa'dan? Ama her iki tarafı da söylerken mesela haktan derken haktan yana olan sivil toplumu işte destekliyorum sözüyle de yeterli değil. Kesinlikle değil. Ya da diğer tarafın destekçisiyim deyip de onun içerisine girmeden de yine bir taraf belirtmiş olamıyor. Yani sonuçta onun bir mücadelesini, uygulamasını yapması gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Efendim şimdi burada bakınız, size bir örnek vereceğim. Şimdi insanlar bakıyor, genelde biz baktığımız zaman bizim toplumumuzda, Müslüman toplumda, Türk toplumunda, yaşadığımız ülkede, milletimizde mesela Siyonizme karşı bir nefret vardır. Neden? Çünkü sürekli katliam vardır, sürekli zulüm vardır, sürekli birilerinin hakkını gasp etme vardır, değil mi? Böyle bir karşı duruma vardır. Şimdi bakıyorsunuz, insanlar diyor ki biz bunların düşmanıyız, biz bunlara karşıyız diyor ama farkında olmadan da onlara hizmet ediyor. Yani düşünün, bağıra 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 onlara karşı olduğunu söylüyor. Yapmış olduğu icraatlarla da, toplumun ayrıştırılmasıyla da onlara hizmet ediyor. Yani biz burada biraz toplumu şuurlandırıcı hareketler yapmalıyız. Bakınız Mehmet Ali Bey, burada şimdi bir insanı mühendis yapabilirsiniz. Bir insanı en yüksek mertebeye taşıyabilirsiniz. Makam olarak en yüksek makama getirebilirsiniz. Ama siz o insana ahlak, maneviyat, özgüven, toplum bilinci, vatan sevgisi vermemişseniz çok bir şey yapmışsınız anlamına gelmez. Doğru, konusunda çok uzmandır ama hiçbir şeydir. Onun için de bir insanı topyekün yetiştirmek lazım. Şuurlu, düşmanı kim, dostu kim, vatanına yan bakan kim, senin ülkenin üzerinde hesabı olanlarla dost olunmayacağını insana öğretmemiz lazım. Ben şimdi bakıyorum burada, Allah razı olsun, tabii biz Anadolu Gençlik Derneği'nde hizmet ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Rabbim bizi böyle bir derneğin içinde hizmet etmeye yönlendirdi. Yani bu bizim elimizde olan birisi değil. Bir olay değil yani. Belki de Rabbimiz yani yaptığımız bir güzelliğin karşısında bizi burada böyle bir konuyla şereflendirdi. Bakınız, ben buna ne kadar şükretsem az. Bakıyoruz şimdi sabah namazı programları yapıyor. Ama sabah namazı programı yapmak yetmiyor. İnsan namaz kılıyor, abdest alıyor ama diyor ki Amerikasız olmaz diyor. Allah esirgesin. Amerikasız olmaz diyemez. Bakıyorsunuz dostunu düşmanını ayırıyor. Diyor ki olmaz diyor. Ben bunlarla diyor hiçbir işbirliğine giremem. Ben diyor bunlarla birleşip diyor Müslüman kardeşimin karşısında duramam diyor. Eylem ve söylem Bakınız, birliği diyorsun. Öyle eylem ve söylem birliği var. Bugün mesela tutuyor, geçen programlarda da sizinle bir program yaptığımızda konuştuk. Mesela Ayasofya açılsın diyor. Yani kendi kültürüne sahip çıkıyor. Kendi öz benliğine sahip çıkıyor. Kendi atasına sahip çıkıyor. Değerlerine sahip çıkıyor. Bakınız. Sonra
Diyor ki ben diyor vatanım milletim için diyor her türlü fedakarlığa hazırım diyor. Bununla ilgili organizasyonlar yapıyor. Millet terörden başka şeylerden bahsederken, bu milleti toplumu ayrıştırırken kardeşliğin pekişmesiyle alakalı programlar yapıyor. Gelin diyor bir olalım diyor. Şu faaliyeti yapalım diyor. Yani ben sen ötekisin, sen şucusun bucusun demiyor. Ben böyle bir faaliyeti görüyorum. Onun için de sivil toplum örgütü de tabelada kalmamalı. Söylemde de kalmamalı. Bunu eylemlerine dökmeli. Ben Anadolu Gençlik Derneği'ni bu konuda çok önemli görüyorum. Bakınız benim de evladım ortaokuldan beri büyük oğlum derneklerin içerisinde yer alıyor. Buna inanınız ben ondaki kişisel gelişimi çok fazla görebiliyorum. Hatta bir konuda yorum yapıyor diye ki bak baba diyor burada şöyle şöyle diyor ama diyor yanlış kişiye diyor hizmet ediyor. Bu cümle diyor çok yanlış diyor. Bunu diyor kullanmamak lazım diyor. Yani elhamdülillah ki böyle derneğimiz var. Şimdi sivil toplum örgütü. Sivil toplum aynı zamanda eğitiyor. Sivil toplum kesinlikle eğitir. Ya da bakış açısına bir yön veriyor değil mi? Efendim önemli olan şuurlandırmak insanı. Yani şuurlandırdığınız zaman insanı o insanda bir sapma göremezsiniz. Yani ne kazandırıyorum cevabı şuur. Şuur ve eğitim. Tabii ki eğitim, kültür, sosyalite, aktivite bunların hepsi bu dernekler yani sayesinde oluyor. Yani hayat hazırlama modülü. Kesinlikle hayat hazırlama modülü. Burada tabii sivil toplum örgütü bir birliktelik olmadığı zaman ne oluyor? Güç bölünüyor. 7 kişiden ya da 5 kişiden oluşan bir sivil toplum örgütüyle Türkiye'ye, Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde var olan bir sivil toplum örgütü aynı kefeye konuyor. Bakınız yani gücü bölüyorsunuz. Birisi 5 kişi, birisi de teşkilatlı bir yapıya sahip. Bakınız. Şimdi doğru vatandaşa gidiyor. Bunlar sonuçta sivil toplum örgütleri vatandaşlarımızın desteğiyle ayakta kalıyor. Ama altyapısı olmayan hiçbir altyapıya sahip olmayan bir dernek de bu havuza girince sivil toplum örgütü havuzuna vatandaştan o da imkanlar istiyor. Peki vatandaşımız bunu araştırmalı. Kim bu sivil toplum örgütü? Kime hizmet ediyor? Gerçekten hizmet ediyor mu? Yoksa sadece söylem mi yapıyor? Ya da cicili bicili 3-5 tane katalog bastırmış ama faaliyeti var mı gerçekten? Ya da yılda bir tane organizasyon yapmış bunu mu anlatıyor? Yani şöyle mesela Ramazan ayında olduğumuz için hemen söyleyeyim. Mesela Ramazan ayında iftar programı düzenliyorlar. Sivil toplum düzenliyor, evet. Dernekler düzenliyor, vakıflar düzenliyor. İnanılmaz sofralar hazırlanıyor ve şehrin önde gelen protokolleri o sofralarda toplanıyor. Ama aslında yaptıkları iş doğru bir hal değil. Çünkü hizmet meselesi yok. Birleşti, buluştu ve yediler, içtiler, olmaz. Dağıldılar senede bir defa. Kesinlikle böyle olmamalı. İşte burada da vatandaşımıza şu görev çok önemli bakınız. Bu bir vebal. Bu dernekleri araştırması gerekiyor. Bunlar kim? Kime hizmet ediyor? Kaç kişiler? Kaç kişileri de bırakınız. Niçin çalışıyor? Neden varlar? Kime hizmet ediyor? Neden varlar? Ben burada Anadolu Gençlik Derneği'ni onun için önemli görüyorum. Bakıyorsunuz ortaokuldan itibaren gençlerimizle ilgileniyor. Bakınız lisede gençlerle ilgileniyor. Üniversitede gençlerle ilgileniyor. Mesela akademi evleri var üniversitelilerle ilgileniyor. Bakıyorsunuz hanımlarla ilgileniyor. Çalışan gençlikle ilgileniyor. Yani toplumun her kesimine el atmış. Doğru. Şimdi insanlar bir faaliyet yapıyorsa eleştirilecek birçok tarafları vardır. Ama biz eleştiriyi her zaman göze almalıyız. Doğru için çalışmalıyız. Bir şey yapıyorsanız insanlar eleştirir sizi. Hiçbir şey yapmasanız, evde otursanız, akşama kadar dışarı çıkmasanız sizi hiç kimse eleştirmez. Ama biz yapalım, eleştirelim. Ben bu eleştiren arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de şunu öneriyorum. Lütfen siz de gelin. Bu derneğin içine girin. Eleştirdiğiniz yok noktada çıtayı yükselt. Siz eleştirmeyi seviyorsunuz bu arada. Ben eleştirmeyi seviyorum. Ben en çok kendimi eleştiririm buna inanın. Ve yani çevremdeki insanların da bana güzel şeyler söylemesinden çok bana eleştiri yapması benim daha çok hoşuma gidiyor. Çok nadir görülebilen bir şey aslında. Yani aslında çok görülmesi gerekir de. Yo, belki bu benim kişiliğimle biraz uyuşuyor. Ben yani oluşundan beri böyle oluyoruz. Yani böyle olduğu zaman gelişebiliyorsunuz. Hmm. Yoksa herkes size çok iyisiniz, şöyle olmuşsunuz, çok fitsiniz bilmem ne. Bu laflar bence boş laflar. Onun için de keşke daha şöyle olsan. Şu hareketini keşke daha yapsan. Keşke daha az, daha öz konuşsan. Ben reel şeyleri seviyorum. Tabii öyle olduğu eleştirileri zaman eleştirileri de alıyoruz o yani. O konu bizim için şöyle çok önemli. Bizim o zaman hiç konuşmadan başka bir mesleği, başka bir bileziği yok estağfurullah. Yeri gelmişken ben bir hatırlatma yapıvereyim. Siz de sağ olun çok güzel bir noktaya geldiniz. Sonuçta itibariyle Anadolu Gençliği hani gençliği ya da Milli Gençlik Vakfı'ndan söz açmak gerekirse gençliğin temelini oluşturan bir nesil aslında. Öyle de bakmak gerekiyor. Bu anlamda bu programı gerçekleştiriyoruz. Sağ olsunlar Konya yönetimine ya da genel merkez yönetimine programlara destek verdikleri
ettikleri için. Burak, sevgili Burak, Banner çalışması, alt kuşak çalışması hazır. Onu bir ekrana yansıtabilir miyiz? Değerli izleyenler, hemen reklam kuşağı alta gelecek. Anadolu Gençlik Derneği'nin Konya'da, Bosna'da, işte en çok öğrenci bulunan şehrimizin ilçesinde, Selçuklu'da 309 kişi kapasiteli, ekrana geldiği üzere bir yurt çalışması var. Burada 309 öğrenci eğitim görüyor, kalıyor. Hocamın da ifade ettiği üzere başka bir şekilde şuurlanıyor. Herhalde en doğru ifade bu olur. Kesinlikle. Ben şuur ifadesini çok seviyorum. Milli bir şuur ifadesi. Ben de çok seviyorum. En doğrusu bu olacak. İşte herhalde. Bu milli şuur, bu laflar eskitilmemeli. Bu laflar güzel laflar. Bu cümleler güzel cümleler. Ama yerinde ve doğru. Doğru, kesinlikle olmalı. Çok doğru. Mehmet Ali Bey düşünün. Yani Bosna Hersek yurdumuza yardım için doğru. Bu anlamda izleyicilerimiz de yardımseverler olursa seviniriz. Doğru. Ben bakınız şöyle düşünün. Konya'da Bosna Hersek mahallemiz bizim üniversitemizin olduğu bir yer. Düşünün, Selçuk Üniversitemizin bulunduğu bir kampüs. 100 bin üstünde öğrenci var. 100 binin üzerinde öğrenci var. Ne kadar güzel. Bizim yavrularımız Türkiye'nin her tarafından, hatta dünyanın birçok yerinden bizim çok güzel bir üniversitemize okumaya gelmişler. Ama bu gençliği bekleyen birçok tehlike var. Bakınız, dünyada ciddi anlamda bir sekülerleşme var, dünyevileşme var. Gençlik avucunuzun içinden kayıp gidiyor. Bazı gruplar bu gençliği maalesef yanlış yönlere çekiyorlar, sıkıntılı durumlara çekiyorlar. Bunların içerisinde de mücadele eden derneklerimiz var. Bunların en başında da Anadolu Gençlik Derneğimiz var. Ve kampüsün çok yakınında 305 kişilik diyorsunuz, bakınız 305 kişi. 309 hocam. Ha, 309, 310 kişilik diyelim, 300'ün tabii üzerinde 300 bir yurt binası yapılıyor. Yani ne demek bu biliyor musunuz? 300 tane üniversite gencini, 300'ün üzerinde üniversite gencini siz yurdunuza alıyorsunuz. Bu gençlere bir davranış, eğitim, kültür, medeniyet, bunları şuurlandırıcı bilgiler veriyorsunuz. Bu 300 tane genç Allah'ın izniyle büyüdükleri zaman, okullarından mezun oldukları zaman çok iyi mevkilere gelecekler. Ve bu gençler ülkemizi temsil edecekler. Ve toplumu, bizim rahatsızlıklarımızı giderici faaliyetlerde bulunacaklar. Ne kadar önemli. Hakkı savunacaklar. Güçlünün yanında değil, hakkın yanında yer alacaklar. Bakınız, onun için de ben çok önemsiyorum. Bosna Hersek Mahallesi gibi bir yerde, kampüste bir yurdun yer alması, yani inanılmaz bir şey yani. Bir de tabii şöyle bir bakış açısı var. Tabii Bosna Hersek diye ifade edildiği zaman insanlar farklı şeyler de kavruyorlar. Nasıl yetiştirilmesi gerektiği düşüncesi insana geldiği zaman, farklı şehirlerden gelmiş 300 öğrencinin tekrar şehirlerine gittiği zaman bir akademik başarı da elde ettilerse, yeni bir görev bilinciyle çalıştıklarında başka nesillere de bir kesinlikle anlamda aktarımı söz konusu olacak. Ama 100 bin üstünde öğrenciden bahsediyoruz. Tabii devletimizin bu anlamda çalışmaları var, yurt çalışmaları falan da var ama bunlar çok zayıf değil mi? Çok zayıf. Efendim, tabii insanlar gücü nispetinde hareket ederler. Sizin gücünüz ne kadarsa faaliyet alanınız da o kadardır. Tabii ki 300 genç, hani derler ya efendim, bir baharla çiçek mi gelir sözü var ya, ama unutmamak lazım ki her bahar bir çiçekle gelir. Bir çiçek olmadan bahar gelmez yani. Önemli olan bizim o çiçeği bulmamız. Belki de bizim bu gençlerimizin içinde bir çiçek var, bir gül var. Biz inşallah o gülü bulacağız. Ve bir insanın ömür boyu yaşantısı nedir? Bu gülü bulmak içindir zaten. Yani binlerce insan üniversitede okur ama içlerinden bir tanesi çıkar. Hem Türkiye'mizi hem dünyamızı kurtarabilecek birileri çıkar. Onun için de bizim mücadelemiz hep bu olmalı. Zaman itibariyle eskiden, siz daha iyi hatırlarsınız, 1960'larda da gerçi daha çok o tarihler çok konuşulur. Bir yerde eğitim görmek için bir yol gidilmesi gerekirmiş. Ya da üst düzey bir eğitimi tamamlayabilmek için, liseyi tamamlayabilmek için yine bir yere ikamet edebilmek lazımmış. Şimdilerde öyle bir şey yok. Bir şehirde birkaç tane üniversite olabiliyor. Bu bonkör imkanları da nesil olarak değerlendirebiliyor muyuz? Maalesef ben değerlendiremediğimiz kanaatindeyim. Diyorum ya, işte bu aslında sivil toplumdaki mantalite toplumda da var. Mesela benim gönlüm istiyor ki toplumdaki sanayiciler, iş adamları ya da bunlarla ilgili dernekler, odalar buradaki gençlerle ilgili çalışmalar yapsın. Mesela işletme fakültesinde, pazarlamayla ilgili bölümde, iletişimle ilgili bölümdeki öğrencilerimize, sanayilerimizde çok ciddi stajlar yaptırsınlar. Oralarda toplumu hazırlasınlar. Oralarda ufuk versinler. Ama maalesef ben bu konuda da eksik görüyorum. Tabii o konuya çok fazla ben şu anda girip de dağılatmak da istemiyorum. Biz tabii ki şuna inanıyoruz Mehmet Ali Beyciğim. Bir insanın kurtulması tüm insanlığın kurtulması gibidir. Bir insanın helak olması da tüm insanın helak olması gibidir. Bizim bakış açımız bu, düsturumuz bu.
Biz tabii ki imkanlarımız doğrultusunda. Bizim orada 300'ün üzerinde genci barındırmamız demek, o insanların eğitimine katkıda bulunmamız demek, onların düşünce aleminde bir nokta oluşturabilmemiz demek, Allah'ın izniyle onları kazanmamız demek. Kazandığımız zaman toplumumuza, devletimize en iyi hizmeti yapmış olacağımıza ben inanıyorum. O çocuklarımızı kötülüklerden bir an olsun alıkoyabiliyorsak, bizim için en büyük bahtiyarlık bu olsa gerek diye düşünüyorum. Onun için bizim üniversite gençliğimizi bekleyen birçok sıkıntılar var, birçok felaketler var. Bakınız dünyadaki sıkıntı, dünyadaki oyunlar hep üniversite gençliği üzerinden oynanıyor. Yani bakın, geleceğin inşası açısından tabii ki bir yöntem var. Çok sıkıntılı. Bakıyorsunuz birçok illegal işlevler bile üniversite gençliği üzerinden yapılıyor. Ama biz bu gençlerimize sahip çıkmazsak, bu gençlerimize biz kapımızı açmazsak, gelin çorbamızı beraber içelim demezsek, biz bu gençliği o insanların kucağına itmiş olmaz mıyız o zaman? Kesinlikle öyle olur. Hemen ekranda da saat zaman dilimi geldi. Hemen şöyle kısa bir anons da yapmış olayım. İzleyicilerimize uyarmak, dinleyicilerimize de hatırlatmakta fayda var. Değerli izleyenler, ekranın sağ tarafında saat dilimi gözüküyor. 03.32'yi görüyoruz. Konya için imsak vaktine de sadece 3-4 dakikalık bir zaman dilimi kaldığını idrak edebiliyoruz. Bilecik, Eskişehir ve Kırklareli için imsak vaktinin girdiğini, Mersin, Bursa, Edirne ve Konya için de vaktin yaklaşmakta olduğunu fark ediyoruz. Tabii bu anlamda mesela yaklaşmakta olan diye bir güzel bir cümle vardır. Yaklaşmakta olan. Yaklaşan şeyin bizim sonumuz ya da geleceğimiz. Bir şekilde baktığımız zaman sorumluluk sahamızda vazifemizin yapılıp yapılmadığı meselesi. Kesinlikle. Yaptık veya yapmadık. Bunun bilincini idrak etme meselesiyle toparlamış olalım. Ne dersiniz? Kesinlikle. Dün artık geçmiştir. Biz sorumlu olduğumuz an şu andaki an ve yarınımızdır. Yarının olup olmayacağı da kesin değil. O zaman biz şu anı çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu an hizmet etme anı, koşturma anı. Yani bize doğru dünya bitmiş olabilir ama biz inancımıza göre bizim bir ahiret hayatımız var. Cennet var, cehennem var. Gençliğimize sahip çıkmalıyız. İnsanımıza sahip çıkmalıyız. Ötekileştirenlerle asla aynı safta yer almamalıyız. Toplumun içerisinde kesinlikle böyle ayrıştırıcı bir yapıya sahip olmamalıyız. Biz kucaklayıcı olmalıyız. Kim olursa olsun. Bu ülkenin her vatandaşı bizim için kıymetlidir. Ve bizim geldiğimiz zaman bizimle çay içme enerjisini bulabilmeli. Bizimle sohbet edebilme enerjisini bulabilmeli. Kendini farklı görmeli. Kesinlikle. Kapımızı asla kapatmamalıyız. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Derneği, vakfı, efendim cemaati ne olursa olsun. Gelebilmeli. Bizim masamızda beraber çorba içebilmeliyiz, çay içebilmeliyiz. Bakış açımız hep bu olmalı. Bu sadece bizim gibi düşünen insanlar değil, herkes için geçerli olmalı. Bu da söylemde de kalmamalı. Eylem olarak da öyle olmalı, düşünce olarak da öyle olmalı. Bunu özümsemeliyiz. Söylemde icraata geçme noktasında insanı etkileyen bir şey var mı? Böyle yani söylemde olarak dilde dökülüyor. Ama onu işte elle ya da tasdikleyici bir halde harekette bulunabilmek zorlanıyor insanoğlu. Yani neyle karşılaşıyor ki böyle? Bu tabii ki bunun birçok sebebi olabilir. Mesela nefsi sebebi olabilir. Nefsine ağır geliyor olabilir. İkinci sebep olabilir. Menfaat sebebi olabilir. Birilerini rahatsız ettiğini düşünebilir. Oysa biz hakkı söylemekte asla geri durmamalıyız. Kim rahatsız olursa olsun. Babanız mı rahatsız olacak? Bırakın olsun. Herhalde. Bakın, belki de siz bu hareketinizle babanız rahatsız oluyorsa belki de onun kurtuluşuna vesile olacaksınız. O bir daha o davranışı yapmayacak. Onun için hak söylenir. Biz tutup da küçük şeylerin arkasına sığınıp da demagoji yapıp da sağa sola kıvırmaya gerek yok. Doğru neyse odur, hak neyse odur. Bugün çok ilginçti, şimdi tam son dakika. Bugün Cansu İftar vaktinde evet. Cevat Akşit konuktu. Doğru, Cevat Akşit hocamız yani vardı. Tamamını izleme şansım olmadı ama bir an yakaladım. Bir isimden bahsediyordu. Yaklaşık olarak 16 yıl boyunca da kuyuda kalmış bir isimden. Kuyuda talebelerine hiçbir yere bakmadan 8000 kadar takriben hadis ifade ediyor. Onları bir bir yazdırdığını, senetleriyle beraber yazdırdığını, o düşünceyi, iradeyi kendinde bulunarak ifade ettiğini söylüyor ama o kuyuya girme sebebi de o dönemin padişahı, veziri, neyse yönetimine hakkı haykırdığı için. Yani insan tabii onu haykırdıktan sonra Cenab-ı Hak ona kuyuda kesinlikle, böyle bir şey kesinlikle nasip etmiş. Bunu idrak edebilmemiz lazım. İnşallah öyle oluruz diyelim. Dua ve temenniyle son sözlerinizi alayım. Evet, inşallah. Yani Rabbimiz bizim ayağımızı kaydırmasın. Hep hakkı söylemeyi, hakkın yanında yer almayı bize nasip etsin. Yani en büyük cihat yani her yerde hakkı söylemektir diye düşünüyorum.
Bu vesileyle de Allah razı olsun böyle bir imkanı verdiniz. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İnşallah Allah'ın mutlu bir şekilde hepimizi, ülkemizi Ramazan bayramına ulaştırsın diyorum. İnşallah. Ölen şehitlerimize de buradan Allah rahmet eylesin diyorum. Dualarımız onlarla inşallah. Allah sizden de razı olsun inşallah. Değerli izleyenler, Anadolu Gençlik Derneği Bölge Başkanlarından Mehmet Demirer konuğumuzdu. Eğitim meselesiyle başlangıcı itibariyle sivil toplum konusunda ele almaya çalıştık. Konya için de imsak vakti girdi. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.